Pino kutu açılışımıza hoş geldiniz. Sizinle beraber kutunun içerisini bir inceleyelim. Ama önce biraz müzik. Evet, havalı bir girişten sonra Pino'nun ana mekanizmasını inceleyelim. Üzerinde bir adet Arduino Uno bulunuyor. Üst tarafta step motor ve normal motorlarımızı bağlayabileceğimiz girişlere yer verilmiş. Aynı zamanda on-off butonumuz da aşağı tarafta bulunmakta. Pinlerine baktığımız zaman pinlerin Ethernet kablosu benzeri bir girişte olduğunu görüyoruz. Su seviye sensörümüz gördüğünüz gibi ve gayet basit bir şekilde tasarlanmış. Toprak nem sensörümüz yine aynı şekilde girişlerimiz gayet basit bir şekilde tasarlanmış. Mesafe sensörümüz. DDR ışık sensörümüz. Sıcaklık ve nem sensörümüz. Eğim ve darbe sensörümüz. Evet, vurduğumuz zaman içerisindeki topların oynadığını duyabiliyoruz. Hareket algılama yani pır sensörümüz. Çizgi izleme sensörümüz. Gördüğünüz gibi alt tarafında infrared sensörlere yer verilmiş. Ve Pino markası da ortada çok güzel duruyor. Potansiyometremiz, birazcık şöyle bir çevirsek bir zarar gelmez sanırım. Evet, gayet de sağlam durduğunu söylemek gerekiyor. Evet, buton modülümüz. Oyun kolumuz yani joystick'imiz, X-Y joystick'imiz ve çok güzel montajlanmış. Mevcutta Arduino setlerinin yanında aldığımız joystick'lere göre elimizi ağrıtmıyor. Evet, burada bir aktif siren modülümüz yani buzzer'ımız var. Gördüğünüz gibi pinlerimiz gayet basit montajlı şekilde geliyor. Bir adet yeşil led'imiz ve bu led büyük bir led. Çok güzel ışık verdiğini söylemek gerekiyor. Sarı led'imiz ve bir adet de kırmızı led'imiz var. Zaten bunları gördüğünüz zaman çok güzel bir trafik projesi bile aklınıza gelmiş olabilir. Burada bir şey yok diyebilirsiniz ama servo motor modülü ve buradaki servo motoru buradaki pinlere uygun bir şekilde bağlayıp kullanabilirsiniz. Evet, LCD modülümüz yine aynı şekilde buradaki pinlere LCD modülümüzün IKRC bağlantısıyla bağlantı yaptığımız zaman ekranımız kullanılabilir hale geliyor. Ve bu iki bağlantıda da çocuğumuzun daha rahat bu komponentleri öğrenmesini sağlayabiliriz. Geldik prediktörlü motorlarımıza. Gördüğünüz gibi kablonun ucu biraz önceki Pino'nun ana mekanizmasına uyumlu olacak şekilde tasarlanmış. Ve motorumuza takmak üzere tekerleğimiz. Ortasındaki Pino yazısı ve tasarımı gerçekten harikulade gözüküyor. Burada arabamızın montajını yapabileceğimiz vidalar ve somunlar bulunuyor. Ve bütün bağlantıları yapabileceğimiz Ethernet kablosu tipindeki bağlantı kablolarımız. Bir adet de Arduino Nano'yu bilgisayarımıza bağlayabileceğimiz mavi kablomuz setin içerisinden çıkıyor. Tabi biraz önce araba demiştik. Pino'nun araba şasisi ve gerçekten mükemmel. Alanlar, delikler hepsi çok mükemmel bir şekilde tasarlanmış. Bitti mi? Hayır. Burada Lego parçalarına benzer parçalar görüyorsunuz. Bu sayede
Pino'daki bütün parçalarınızı Lego'ya uyumlu halde kullanabiliyorsunuz. Bu da çocukların yaratıcılıklarını daha da arttırmamızı sağlayacak bir eklenti olmuş. Proje videolarımız çok yakında sizlerle olacak. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz.